önümüzdeki günlerde okullar açılıyor. Yeni ders yılı için hazırlıklar başlamış durumda. Bu ders yılında Bulgaristan'daki okullar yeni kanunun kabul edilmesinden sonra yeni bir sürece giriyor. Bu yeni eğitim kanunu Bulgaristan'daki okullara bazı yenilikler getirdi. Bu yeni yenilikler aslında Türkçe derslerini de bir nevi etkilemektedir. Türkçe öğretmenlerini de bir nevi etkilemektedir. Örneğin yeni kanuna göre her öğretmen önümüzdeki yıllarda hizmet içi eğitim kurslarında mutlaka geçmesi gerekiyor. Türkçe öğretmenleri de aynı şekilde ve Türkçe öğretmenlerine yönelik hizmet içi eğitim kursları da önümüzdeki dönem içerisinde hazırlanması gerekiyor. Yeni müfredat programları çalışmaları vardır. Birçok dersten müfredat programları değişti. Ana dili Türkçe dersleri için de yeni müfredat çalışmaları, müfredat programları vardır. Çalışmalar devam etmektedir. Umarız önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylarda bu müfredat programları yenilenmiş olacaktır. Yeni ders kitapları, böylece de yolu açılmış olacaktır. Yeni ders kitaplarının hazırlanması gerektiğini, bu ihtiyacı karşılamak üzere yeni müfredat programlarının yenilenmesini bekliyoruz. Peki bir rakamlar dolaşıyor ortada, işte ne bileyim 90'lı yıllarda bu kadar öğrenci Türkçe ders görüyordu, daha sonra bu sayı çok hayli azaldı. Bunun gerçeği nedir? Aslında Türkçe dersi gören öğrenci sayısında evet bazı rakamlardan bahsediliyor. 90'lı yıllarda öğrenci sayısı yüksek olduğu, yıllar sonra bu sayının azaldığını. Ancak bunu iddia ederken kesin kaynaklara başvurmak gerekiyor. Elimizde şu anda Milli İstatistik Enstitüsü'nün yaptığı kaynaklarda verilen tam rakamlar vardır. Bu İstatistik Enstitüsü'nde 2011-2012 yılında 9.912 öğrenci Türkçe dersi görmüşken 2015-2016 yılında 7.756 öğrenci Türkçe dersi görmüştür. Yani bunlar kesin rakamlardır. Sözünüzü kesiyorum. Bu rakamlarda fazla bir düşüşü göstermiyor aslında. Evet, aslında buradaki değişiklik genel öğrenci sayısında bir azalma var. Yani sadece Türkçe okuyan öğrencilerin değil, Bulgaristan genelinde öğrenci sayısının nüfusun azalmasından kaynaklanan bir azalma var. Tabii ki bütün Türk çocukları Türkçe dersi gördüğünü söylemek mümkün değildir. Yani bir kısmı sadece görebiliyor. Potansiyel çok daha fazladır. Ama elimizdeki rakamlar ve şartlar bunu gösteriyor. Öğrenci sayısının düşmesi ülkenin ekonomik durumuna da bağlı. Çünkü Avrupa'ya bir sürü göç yaşanıyor. Bu da sayıyı azaltıyor bence. Yani sadece Türkçe eğitim problemiyle ilgili sayı düşmüyor. Benim gözlemime göre. Doğru mudur? Evet, o da bir etkendir. Yani o faktörlerden biri de Bulgaristan sürekli göç veriyor. Özellikle Türklerin yoğun olarak yaşadığı kırsal kesimler birçok göç veriyor. Dolayısıyla yani çocukların azalması da yurt dışına gitmesinden dolayı okullarda çocukların sayısı azalmaktadır. Dolayısıyla Türkçe dersi gören çocukların da sayısı bir nevi oradan kaynaklanıyor. Ama sadece o da değil. Yani ama genel olarak Bulgaristan göç verdiği için öğrenci sayısı azalmaktadır. Yani Türkçe eğitim yapabilecek özel okul açmaya müsait mi Bulgaristan'daki yasalar? Bulgaristan'daki yürürlükte olan yasalar evet özel okul açmaya müsaade ediyor. Ancak Bulgaristan'daki eğitim dili Bulgarca olduğu için Bulgarca dışında bir eğitim vermek mümkün değildir. Yani eğitim Bulgarca olacaktır, ister özel okulu olsun ister devlet okulu olsun. Eğitim dili Bulgarcadır ve bu değiştirilmesi mümkün değildir şu andaki yasalar çerçevesinde. Eğitim dili Bulgarca olduğu için onun dışında bazı dersler yabancı dilde veya ana dilde yapılabiliyor. Ama genelde dersler ve eğitim dili Bulgarcadır. İlk ve orta okullarda sayı azalıyor dedik. Bu da etkenlerinin ne olduğunu söyledik. Peki üniversitelerde durum ne? Örneğin ülkede Türkoloji bölümlerine ilgi var mı?
Bulgaristan genelinde 3 üniversitede Türkoloji bölümü vardır. Sofya Üniversitesi'nde, Filibe Üniversitesi'nde ve Şumlu Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri vardır. Tabii ki öğrencilerin azalması, üniversitelerdeki öğrencilerin azalmasını da etkiliyor ister istemez. Yani bu genel nüfus azalmasından kaynaklanan bir şey. Türkoloji bölümlerine ilgi yok diyemeyiz, vardır. Ancak istihdam yaratılması konusunda bu okullardan, bu bölümlerden mezun olan öğrenciler ileriye doğru iş bulma imkanları, istihdam ve kendilerini geliştirme açısından bazı sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz ama ihtiyaç da olduğunu biliyoruz aslında. Böyle bir bölümlerden ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Örneğin ders verdiğiniz Filibe Üniversitesi'nde Türkçe okuyan üniversite öğrenci sayısı nedir? Filibe Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümündeki öğrencide yaklaşık 80 civarında öğrencimiz Türkçe okuyor. Tabii bunlar mezun olduktan sonra öğretmen olabildikleri gibi tercümanlık veya başka işlerle de uğraşabiliyorlar. Dolayısıyla Türkçe ile herhangi bir gazetecilik, tercümanlık bürolarında vesaire gibi işletmelerde çalışabiliyorlar. Bu 80 öğrencinin kaçı Türk asıllı? Bunlardan %60'ı soydaş Türk öğrenciler, Bulgaristan vatandaşı Türk öğrenci, %40'ı da Türkçe'yi yabancı dil gibi okuyan öğrencilerdir diyebiliriz.